8. Dünya Yatırımcı Haftası'nın ikinci panelini sürdürülebilir ve yeşil finansman araçlarının ihracını uzmanına sor başlığı altında gerçekleştiriyoruz. İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Recep Bildiğin moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi uzmanı Sayın Merve Şener, Borsa İstanbul AŞ Borçlanma Araçları Piyasası Sistem Geliştirme Baş Uzmanı Sayın Dicle Gençler, Sermaye Piyasası Kurulu Strateji Geliştirme Dairesi Eski Başkan Yardımcısı ve Eko Strateji Kurucusu Sayın Seçil Sayın Kutluca, İda Kapital Kurucu Ortağı ve Work Company Kurucu Ortağı Sayın Cem Baytop bizlerle olacak. Keyifle izleyeceğiniz bir panel sizleri bekliyor. Evet, herkese merhabalar. 8. Dünya Yatırımcı Haftası'nda tekrar birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 8.sine erişmişiz. IOSCO'nun liderliğinde ve ülkemizde de Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasa Kurulu'yla işbirliği içerisinde düzenlemiş olduğu bu 8. Dünya Yatırımcı Haftası'na hoş geldiniz. Bugün birbirinden değerli konuklarımızla, panelistlerimizle birlikte sürdürülebilir ve yeşil finansman araçlarının ihracını uzmanlarına soracağız ve onların değerli tecrübe ve bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Bu kapsamda bugün öncelikle çok kısaca Seçil Sayın Kutluca, uzun yıllar Sermaye Piyasa Kurulu'nda strateji geliştirme dersi ve farklı bölümlerde çalıştıktan sonra başkan yardımcısı görevi yaptıktan sonra yakın zamanda yeni bir oluşumun içerisinde ekostrateji kurucusu olarak karşımızda. Merve Şener, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi uzmanı, doğrudan bu konularla ilgili çalışan ihraçların ve bunlara ilişkin düzenlemelerin ortaya çıkmasında büyük emekleri olan arkadaşımız. Dicle Gençler, işin ikincil piyasa kısmında Borsa İstanbul'da borçlanma araçları piyasası sistem geliştirme baş uzmanı olarak çalışıyor. Ve işin mutfağın farklı tarafında doğrudan bu süzülebilir ve yeşil finansman araçlarının ihraçlarını gerçekleştiren bir şirketin hem ortağı hem de bu ihraçlara yatırım yapan ve bu girişimlere de yatırım yapan bir girişim sermayesi fonunun kurucu ortağı Cem Baytok da aramızda. Konunun farklı perspektiflerini kendilerinden dinleyeceğiz. Bütün panelistlerimize de ben tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Sizlerle burada olmak benim için büyük bir mutluluk. Uygunsa Seçil Hanım'dan başlamak isterim. Seçil Hanım, sürdürülebilirliği çok konuşuyoruz. Artık gün geçmiyor ki sürdürülebilirlik konusu gündeme gelmesin. Konunun önemini de dikkate alarak biraz daha büyük resmi bize tarif edecek şekilde biz bunu niye yapıyoruz, niye bu konu bu kadar önemli ve gündemimize geldi. Genel olarak da daha spesifik olarak da sermaye piyasalarında bu sürdürülebilirlik temalı yatırım araçları konusu. Bu çerçevede hangi ihtiyaca karşılık gelişti, niye bu kadar önemli, onun biraz tarihi gelişimiyle önemini de vurgulayacak şekilde bizimle paylaşabilirsiniz, memnun olurum. Elbette, çok teşekkür ederim Recep Bey, memnuniyetle. Öncelikle tabii 8. Yatırımcı Haftası'nın düzenlenmesinde emeği geçen başta Sermaye Piyasaları Birliği, SPK, Borsa, tüm kurumlara, kişilere, emekleri için teşekkür ediyorum. Bu türlü oluşumlar bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de işbirliği üzerinden sermaye piyasalarında çeşitli aktörlerin, kurumların piyasadaki olgunluk, yatırımcıların konuları kavraması, araçları tanıması açısından son derece değerli. Bu tüm konu başlıkları için geçerli olduğu gibi sürdürülebilir finans için o bahsettiğiniz çok fazla konu olması, neden bu kadar önemli, trend midir gibi bu kadar gündemde olmasını anlamak açısından sürdürülebilir finansman alanında ayrıca değerli işbirliği meselesi. Neden dersek, burada bugünkü panelimizin konusu olan sürdürülebilir borçlanma araçları aslında finans piyasalarında küresel olarak sadece ülkemizde değil tabii ki bir yenilikçi finansman. Yeni bir finans ürünü ancak finansal araç fakat sadece bir finansal araç asla değil.
taahhütleri, iddiaları nedeniyle aslında finans sisteminde yeni bir yaklaşım, yeni hizmetleri tetikleyen de bir ürün. Şimdi burada sürdürülebilir yatırım değer zinciri kavramını ben dikkat çekmek istiyorum aslında. Bu yeni ürün hizmet dedik. Bugün dünyada uluslararası anlamda bu işi kavrayabilmek ve sağlıklı bir şekilde bu araçların işlem görmesi, büyümesi için piyasaların konunun ele alınması şekli uluslararası kuruluşlar tarafında olsun, Avrupa Birliği'nde olsun hep bir böyle değer zincirinde, bu bahsettiğim sürdürülebilir yatırım değer zincirindeki bütün aktörleri. Burada bu ihraççıdan başlıyor. Veri sağlayıcılar, borsalar, aracı kurumlar, kurumsal yatırımcılar, danışmanlar, bağımsız denetçiler, hatta konu düşünce kuruluşlarına, think tanklere, sivil toplum kuruluşlarına kadar gidiyor. Bu sürdürülebilir yatırım değer zinciri olarak algılanan bir zincir. Buradaki değer zincirinde biz de burada bakın bu değer zincirinin bir kısmını oluşturmuş durumdayız. Burada sürdürülebilir finansmanın o özel taahhüdünün yerine gelmesi için zincirdeki her halkanın kendine düşen rolü belli bir metodoloji, şeffaflık, standart ve kapasiteyle yapabilmesi lazım ki sürdürülebilir finans dediğimiz fonların çevre dostu, sosyal etki yaratan projelere yönlendirilmesi sağlansın, yeşil yıkama olmasın. Bu konu bir trend, bir böyle içi doldu, boşaldı hadiseyle tartışılan bir mesele olmasın. Şimdi ne dedik? Bu yenilikçi bir ürün. Yenilikçiliği nerede sürdürülebilir borçlanma araçlarının? Normal şartlarda geleneksel finansman sisteminde borçlanma araçları dediğimiz bu şirket finansmanında, proje finansmanında genel amaçlı bir konu. Şirketler burada finanse edecekleri projenin seçim süreçleri, etki metrikleri, şeffaflık yükümlülükleri, efendim belli çerçevelere, uluslararası standartlara uyumuna dair bir angajmana girmiyor. Ancak burada bu bahsettiğim sistemlerin hepsi seferber edilmeye çalışılıyor. Neden? Çünkü belli bir proje dahiline fonlar özgülenerek belli bir etki yaratma iddiasında olan projelere daha ayrıcalıklı bir fon akışı iddiası var. Yani o bahsettiğim finansal aracın sağlıklı bir şekilde işleyişi için pek çok hizmet ve ürünün ve de kapasitelerin, becerilerin seferber edilmesi lazım. Şimdi bu yenilikçi ürüne, bu finans piyasalarındaki çevresel sosyal etki aydınlanmasına nasıl gelindi? Hangi ihtiyaçtan gelindi? Buradaki ihtiyaç tabii ki en güçlü, en tetikleyici olan mesele iklim krizi. Bir de onun öncesinde de aslında 2008-2009'larda yaşanan bu dünyada özellikle Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki derin bir finansal kriz yaşandı biliyorsunuz. Bu finansal krizin ardından Batı'da bu finansal mimari, finansal piyasalar bir sorgulanmaya başlandı. Yeni bir yol ne olabilir? Yeni yaklaşımlar. Bu çerçevede Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası'nın tasarımı ilk ihraç yapıldı. Dünya Bankası'nın bir videosu vardı. Onu paylaşmak isterim. Nasıl gelişti bu süreç diye bu yeni aracın tasarımında. Aslında İskandinav kurumsal yatırımcıların Dünya Bankası'na yaklaşıp bizim paramızla sadece finansal yönde bir getiri sağlamak değil, aynı zamanda farklı fayda, değer yaratma şeylerini de tetiklemek istediklerini, farklı risklere dokunulmak istendiğine dair bir talep üzerine 2008'de Dünya Bankası'nın, Avrupa Yatırım Bankası'nın girişimiyle başlıyor. Bu önemli. Arkasından 2014 yılında uluslararası bir standart piyasa odaklı İKİMA çerçevesi geliyor yeşil tahvil ilkeleri için. Sonrasında da evrensel mutabakat, bu sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı anlamında genel çerçeveyi ortaya koyan 2015 Paris İklim Anlaşması. Paris İklim Anlaşması'nda kamu finansmanı üzerinden bu dekarbonizasyon, ekonominin karbonsuzlaşması yeterli olmadığı için buradaki finansman kaynakları, reel sektörün bu karbonsuzlaşma yatırımlarını yapmak için yeni kaynakları ihtiyaç duyulduğu için özel sermayenin seferber edilmesi hedefi ortaya kondu. Bunun için kalkınma finansmanı kuruluşları, finansal sistemde yeni ürünler, hizmetler bir araçlardan başlayarak finansal sistemin yeşillenmesine doğru şekillenen bir gündem oluştu.
Evet. Ondan sonra akabinde de 2020 Covid meselesi. Covid de tabii ki finans piyasalarında ürünlerin geliştirilmesi, hizmet sunumu, bir takım yeni riskler, ihtiyaçlar çok kırılma noktası olduğunu söyleyebiliriz. Hem piyasa hem politika yapıcıları anlamında. Akabinde 2023 yılında son COP'ta Dubai'de iş dünyasının bu işte çözümün bir parçası olmasına dair bir gene uluslararası mutabakat. Şimdi dolayısıyla ülkelerin kalkınma finansmanı kuruluşlarının, finans piyasalarının, piyasa aktörlerinin bir bu çözümün parçası olma, karbonsuzlaşma yolunda kaynak yaratma, bu alandaki yatırım boşluğunu, investment gap denilen bunu gidermek amaçlı uzun vadeli altyapı yatırımlarının finansmanı için fonlara ihtiyacını gidermek amaçlı bu yenilikçi ürün önümüze geldi. Harika. Burada ben sözümü tamamlayabilirim. Sesin Umarım Hanım, açıklayıcı çok olmuştur. güzel bir giriş yaptınız. Çok çok teşekkürler. Kesinlikle hem gelecek nesillere aktaracağımız kaynak ihtiyacı var. Gelecek neslinin de bu kaynağa ihtiyacı var. Daha iyi bir dünya için bu dönüşümü yapmamız gerekiyor. Sadece yeşil de değil, belki işte cinsiyet eşitliğinden diğer taraflara ekonomik sosyal boyutları var biliyorsunuz. Aslında sürdürülebilir kalkınma amaçlarında bunlar farklı amaçlar altında ele alınıyor. Bütün bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarına dokunan aslında amaçları gerçekleştirebilmek için bizim bu dönüşüme ve dönüşüm içinde bu finansmana ihtiyacımız vardı diyebiliriz. Hem daha iyi bir dünya için dediğiniz gibi bir yandan getiri, bir yandan da dünya için iyi bir şeyler yapabilmek ve bu kalkınma amaçlarına hizmet edebilmek ve sürdürülebilir büyümeyi, kalkınmayı da sağlayabilmek. Bunun için finansman gerekiyor. Evet, bugün baktığımızda 1 trilyon doları geçti. Sadece yeşil tahvil ilaçları bütün dünyada. Biraz bizim ülkemizdeki durum ne? Onu biz Sermaye Piyasası Kurulu'dan Merve Hanım'a soralım. Sermaye Piyasası Kurulu, ki seçilen önceki çalışmalarda siz de önemli katkılarda bulundunuz. Daha önce yayınlanmış olan bir yeşil tahvil, yeşil kira sertifikası, borçlanma araçları ile ilgili bir düzenleme vardı, rehber vardı daha doğrusu. Bununla ilgili mevcut durumda düzenlemelerimiz neler Türkiye'de ve Türkiye'de şu ana kadar ne kadar ihraç yapıldı, hangi ürünler çıktı ve bunu da sizden öğrenebilir miyiz Merve Hanım? Tabii. Herkese merhaba. Sorunuza cevap vermeden önce değerli konuşmacıları ve bizleri dinleyen herkesi selamlıyor. Hepiniz için verimli bir panel olmasını diliyorum. Sizlerin de bildiği üzere yeşil ve sürdürülebilir borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına ilişkin ilk ve mevcut durumda tek rehberimiz 24 Şubat 2022 yılında yayınlandı. Mevcut rehber ile ihraç başvurularına getirilen yükümlülüklerden bahsetmek gerekirse, öncelikle ihraç başvurusu esnasında yeşil ve sürdürülebilir temalı olmayan ihraçlarda ihraç belgesi veya izahname hazırlama yükümlülüğüne ek olarak yeşil borçlanma aracının rehberde belirlenen temel bileşenlerle uyumlu olduğunu açıklayan ve ihraççının yönetim kurulu kararına bağlanmış bir çerçeve belgesinin hazırlanması zorunlu tutuldu. Ayrıca çerçeve ve sürdürülebilirlikle çevre ve sürdürülebilirlikle ilgili konularda uzmanlaşmış bir bağımsız kuruluş tarafından çerçeve belgesinin rehber ile uyumlu olup olmadığını değerlendirilerek ikinci taraf görüşünün hazırlanması da zorunlu tutuldu. İhraç esnasında kurula iletilen bu belgelerin ise ihraççının KAP üyesi olması durumunda KAP'ta ihraççının internet sitesinde yayımlanması zorunlu tutuldu. Rehber ile düzenlenen hususları özetlemek gerekirse her ne kadar rehberin adından sadece kira sertifikası ve borçlanma araçlarının dahil edildiği düşünülse de diğer sermaye piyasası araçlarının örneğin Bıdımık gibi rehberde belirlenen nitelikte olması koşuluyla yeşil ve sürdürülebilir temalı olabileceği belirlenmiştir. Yeşil borçlanma araçlarının temel bileşenleri olan bu ihraçtan elde edilen fonun kullanımına, yeşil projelerin değerlendirme seçme süreçlerine, ihraçtan elde edilen fonun yönetimine ve elde edilecek fonun kullanımına ilişkin raporlara dair düzenlemeler getirildi bu rehberle. Rehberle bazı düzenlemeler zorunlu tutulsa da tavsiye niteliğinde birçok hususta düzenlenmiştir.
Mesela yine ihraççıların ihraç tarihinden itibaren yılda en az bir defa elde edilen fonun kullanımı bittikten sonra da fon kullanım raporunun hazırlanması ve bu ihracın çevresel etkilerini değerlendirdiği etki raporunun hazırlanması, kamuya açıklanması zorunlu tutulan bir husustur. Hazırlanan bu raporlardan mesela fon kullanım raporunun doğrulanması zorunlu tutulsa da etki raporları için bir dış değerlendirme kuruluşu tarafından doğrulanması sadece tavsiye edilmiştir. Doğrulama ikinci taraf görüşü gibi dış değerlendirme hizmeti verilen kuruluşlara ilişkin teknik yeterlilik, uzmanlık, donanıma sahip olduğuna dair tüm tefsik edici bilgileri kurula sunması durumunda derecelendirme, danışmanlık ve bağımsız denetim kuruluşlarından bu hizmetin alınması mümkün kılınmıştı bu rehberle. Yine yurt dışı ihraçların düzenlemesinde ise yurt içi ihraçlardan farklı olarak yabancı ülke gerekliliklerinin daha çok dikkate alınması sağlanmıştır. Rehberin yayımı sonrası gerçekleştirilen sürdürülebilir ve yeşil tahvil ihraçlarına ilişkin sayısal tutarlardan bahsedersek, şimdiye kadar 20 farklı ihraççı tarafından ihraçlar gerçekleştirilmiş ve bu ihraççıların 3'ü reel sektör şirketi olmak üzere geriye kalan tüm şirketlerin %90'ını bankalar oluşturmaktadır. Şu ana kadar verilen tavan tutarından bahsetmek gerekirse yurt içinde yaklaşık 54 milyar 750 milyon TL, yurt dışında ise 31 milyar 818 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bugüne kadar kira sertifikası dahil olmak üzere toplam 304 milyar 994 milyonluk bir ihraç gerçekleşmişken şu anda tedavülde olan nominal tutar bilgisi de 284 milyar olarak gerçekleşmiştir. Sözlerimi bitirirken kurulumuza bu kapsamda yapılan 43 başvurunun 7'sinin kira sertifikası ihracı olduğu, geriye kalan tüm başvuruların ise borçlanma aracı başvurusu olduğu bilgisini vermekte fayda görüyorum. Çok teşekkür ederim. Merve Hanım çok teşekkürler. Ben yurt içi reel sektörün ihraç şeyini kaçırdım. Bir daha söyleyebilir misiniz? Üç şirket dediniz, reel Üç sektörün şirket, şirketi. evet üç reel şirketimiz bulunmakta. Bunun ayrımını ben vermedim ama yani Toplamı hem. yurt içinde toplam tavan olarak verilen tutar 54 milyar 750 milyon TL olarak gerçekleşti. Şu an içinde yine 43 başvurunun içinde yurt içi ihraçlarımız da bulunmakta. Evet. Son Devam. geçen haftaki Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bülteninde yine yanlış görmediysem iki bankamızın epey büyük Evet. miktarlarda yurt dışı tahvil, sermaye benzeri tahvil ihraçları, sürdürülebilirlikle ilgili tahvil ihraçları vardı. İhraç izinleri vardı daha doğrusu. O da önemli bir gelişme. İlginin güçlü bir şekilde devam ettiğini gösteriyor Evet. bankalarımız tarafında da. Evet, çok teşekkürler Merve Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok Paylaştığınız sağ olun. bilgiler için. Şimdi tabii piyasaya çıkan bu borçlanma araçları, kira sertifikaları biliyorsunuz ikinci piyasalarda işlem görmesi büyük önem arz ediyor. Burada ikinci piyasalar tarafında Borsa İstanbul'dan katılan panelistimiz, arkadaşımız Dicle Hanım'a bu soruyu yöneltelim. Sürdürülebilir ve sosyal borçlanma araçlarının veya yeşil borçlanma araçlarının şu anda ikinci piyasası ne durumda? Bunlara bireysel yatırımcılar da ulaşabiliyor mu? Yeşil etiketli borçlanma araçlarına da işlem yapabiliyorlar mı Dicle Hanım? Piyasa nasıl gidiyor? Bu ürünlere nasıl ulaşabilir yatırımcılarımız? Bu konuda bizi aydınlatabilirseniz memnun oluruz. Öncelikle herkese merhaba demek istiyorum. Bizi izleyen değerli yatırımcılar da. Yeşil borçlanma araçları Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde bizim borçlanma araçları bünyesindeki pazarlarımızda işlem görebiliyor. Ama dünya geneline baktığınızda genellikle ihraçtan satın alınan bu tip yeşil etiketli enstrümanların İtfaiye tarihine kadar yatırımcıların satmadığı ve ağırlık olarak kendi portföylerinde tutmayı tercih ettikleri gözlemleniyor. Ama ikinci piyasada işlem yapmak mümkün. Örneğin ihraçtan yani birinci piyasadan bu tip bir borçlanma aracını satın alan yatırımcı eğer itfaiye tarihine kadar beklemek istemezse ya da bir yatırımcı ihraçtan alamamışsa ve bu sermaye piyasası aracını ikinci piyasadan almak isterse o zaman borsamız borçlanma araçları piyasasına alım satım emri iletebiliyor. Halihazırda bizde yeşil etiketli
Türk lirası cinsinden ihraç edilmiş 3 tane özel sektör borçlanma aracı kesin alım satım pazarımızda işlem görüyor. Yine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği, Amerikan doları cinsinden ihraç ettiği bir tane de Euro tahvil var. Bu Euro tahvili de uluslararası tahvil pazarımızda işlem görüyor. Genel olarak Borsa İstanbul borçlanma araçları piyasası daha çok kurumsal yatırımcıların işlem yaptığı ve daha çok hakim olduğu piyasa olarak bilinmekle birlikte bireysel yatırımcıların da bu piyasada müşteri olarak işlem yapabildiğini bu vesileyle belirtmek isterim. Dolayısıyla bireysel yatırımcılar piyasamız üyesi yatırım kuruluşları vasıtasıyla emirlerini ileterek arzu ederlerse bu yeşil etiketli borçlanma araçlarında alım satım işlemi gerçekleştirebilirler. Harika. Yani demek ki bugün hem yeşil dönüşüm hem sosyal dönüşüm genel olarak sürdürülebilirliğin finansmanı için ihraç edilmiş olan bu borçlanma araçlarını bireysel yatırımcılarımızla Borsa İstanbul'daki piyasa üzerinden erişebiliyorlar. Onlara yatırım yaparak hem getiri elde ediyorlar hem de iyi bir şeye katkıda bulunmuş Sürdürülebilirliğe oluyorlar. katkı sağlamış Evet. oluyorlar. Evet. Bu önemli bir nokta. Çok teşekkür ederiz. Bunların likiditesi nasıl? Daha çok alınıp al ve elde tut Evet. şeklinde dediniz. Ya genelde tüm dünyada trendler bu şekilde Recep Bey. Yeşil etiketli enstrümanları satın alan yatırımcı genellikle satın alıp portföyünde itibarhanesine kadar tutmayı tercih ediyor. Ama sonuçta uzun süreli ihraçlar özellikle söz konusu olduğunda eğer satma ihtiyacı ortaya çıkarsa o zaman ikinci piyasa likiditesini sağlamak önemli. Bu anlamda da bu fonksiyonu borsamız borçlanma araçları piyasası yerine getiriyor. Dolayısıyla borsa düzenlemeleri çerçevesinde bize işlem görebilen bu tip yeşil etiketli borçlanma araçları rahatlıkla alım satımı konu olabilir. Çok güzel. İstendiği zaman da alınıp satılabilir. Likiditesi mevcut. Çok çok teşekkür Evet. ediyorum Rica ederim. Dicle Hanım verdiğiniz bilgiler için. Şimdi mutfağın farklı bir tarafında olan Cem Bey'e sözü vermek istiyorum. Cem Bey, sizin iki şapkanız var. Hem yenilikçi bir startup kurucususunuz burada. Hem de İda Kapital'in girişim sermayesi fonu olarak ülkemiz girişimcilik ekosistemine önemli katkılar yapan İda Kapital'in kurucu ortağısınız. Burada biraz sizin tecrübelerinizi duymak isteriz. Özellikle de şu anda ortağı olduğunuz bu startup, yenilikçi sürdürülebilir borçlanma araçları tarafında da aktif ve bu konuda da bir ihraç gerçekleştirdiğim bildiğimiz kadarıyla. Şu anda henüz sosyal demesek de resmi henüz düzenlemesi net olarak ortaya konulmadığı için belki ama sürdürülebilirlik tarafında bir sukuk ihracı ile finansman sağladı bu Work Company. Buradaki tecrübenizi bizimle paylaşabilirseniz çok memnun oluruz. Elbette memnuniyetle. Bir kere ben yani bu ihracı yapmadan ya da bu finansman yöntemini kullanmadan önce geçtiğimiz yıllarda bu piyasanın oluşumunda piyasaya sürülen enstrümanlara baktığımda genelde enerji projelerinin işte çok büyük uzun vadeli işte multi milyon dolarlık enerji projelerinin ve temiz enerji projelerinin finansmanı için kullanılan bir kanal gibi bir algım vardı. Ama zamanla aslında bunun bizim yaptığımız işler içinde kullanılabilecek enstrümanlara aracı olabileceğini fark ettikçe üzerine çalışmaya başladık. Çıkardığımız ürün şu oldu. Önce Work Company'den bahsedeyim. Work Company Türkiye'deki e-ticaret satıcılarını bir iş ortağı olarak eklemlenip onların satışlarını arttırıcı şekilde aslında bir işletme sermayesine katkı sağlayan ve bu iş ortaklığıyla işi büyüten bir operasyon yürütüyor. Dolayısıyla etkisi doğrudan birlikte çalıştığı küçük işletmelerin büyümesine yönelik bu birincil etki. Ve ikincil etki ise bu da ölçümlediğimiz bir şey. Bu küçük girişimler özellikle e-ticaret girişimleri Türkiye'de
kadın girişimci ağırlığının normal Türkiye'deki şirketlerdeki kadın girişimci oranına göre neredeyse 2-2,5 kat daha fazla olduğu, genç girişimcilerin oranının Türkiye'deki şirketlere oranla sayısının 2-2,5 kat daha fazla olduğu ve depremden etkilenen bölgelerdeki girişimcilerin sayısının da gene bu ekosistem içerisinde, e-ticaret ekosistemi içerisinde önemli ölçüde fazla olduğunu gördüğümüz bir havuz üzerinde çalışıyor Work Company. Dolayısıyla iki tane etki yaratmış oluyor çalıştığı işlerle. Bir, büyümeye katkı, yani küçük orta ölçekli işletmelerin büyümesine katkı. İki, bu tanımladığım kadın, genç ve gelişmekte olan bölge ya da zor bölge girişimcilerin büyümesine etkisi olan bir fonksiyonu var. Bu fonksiyonu biz bu senenin, daha doğrusu geçen senenin başında Emlak Katılım Bankası ile birlikte başladığımız bir çalışmayla bir kira sertifikası enstrümanı içerisine bu sosyal etkiyi de eklemleyerek bir ürün haline getirip çıkarabilir miyiz piyasaya çalıştık. Gayet de başarılı oldu. Şubat ayında yaklaşık 100 milyon liralık bir ihraç gerçekleşti. Burada SPK'nın da büyük katkısı oldu. Çünkü aslında daha o sırada işte 3,5 yaşında olan bir şirketti. Çıkarılan enstrüman işte yaklaşık bir yıl vadeliydi. Sürdürülebilir etiketi almadı. Çünkü şu anki mevzuatta aynı zamanda yeşil tarafında etkiler yaratması gerekiyordu. Ama ikincil görüşü, impact raporu vesaire gibi bütün özellikleri yerine getirdiği için biz buna gene de özel sektörün çıkardığı ilk sosyal kira sertifikası ürünü diye bir gene de etiket koyduk kendimizce. Yatırımcıların ilgisi ise gerçekten fazla oldu. Biz bunu tahsis satış olarak planlamıştık. Ufaktı zaten. Hatta kimse almasa biz alacaktık. Yani fon tarafında. Yani hikayesini de anlatayım. 30'a yakın yatırımcı listesi vardı. Ekibe telefon etmelerini istedik. Daha ikinci şeyde tamamını alırım diyen iki tane yatırımcı çıktı. Sonrasında yani biraz dağıtalım yatırımcı havuzun diye yaklaşık 5-6 yatırımcı sınırladık. Dolayısıyla çok ihraç başarılı oldu. Şirkete etkisi daha da başarılı oldu. Şirket bu seneki beklenen satışlarını, yani sene sonunu şimdiden görebiliyoruz, bir 5 kat arttırdı bu sayede. Şimdi SPK'ya yeni bir başvuru daha yaptı, yeni bir ihraç için. Onun da sonucunu çok kısa bir süre içerisinde bekliyoruz. Dolayısıyla Ekim sonu Kasım gibi benzer bir enstrümanı bu sefer 3 ya da 4 kat daha büyük bir şekilde yeniden piyasaya sunacak. Bu şey açısından önemli. Bu tür bir enstrümanı impact ilişkili, yani etki ilişkisini de için içerisine ekleyerek çıkarabiliyor olmak ve bunu başarılı bir örnekle çıkar. Sadece ihracın başarılı olması değil, şirkete etkisi ve geri ödemelerinin de düzenli olacak olduğunu görüyoruz. Ama işte Şubat'ta geri ödemesi olacak, ama şu anda hiçbir sıkıntı yok. Bu şekilde bir ürün çıkarmış olmak bizim için gayet önemliydi. Venture Capital tarafında ise aslında şu örneği biz bütün yatırım yaptığımız girişimlere söylüyoruz. Eğer büyümenizde nakit üretebiliyorsanız ve karlılığınız varsa borçlanma enstrümanları büyüme için çok önemli bir kanal. Sadece sermayeli büyümek, yani non-dilutive şekilde büyümek kurucular için ve içerideki diğer hissedarlar için aslında çok verimli bir yatırım ya da büyüme seçeneği. Büyüyebiliyorsanız, sağlıklı büyüyebiliyorsanız borçla büyüyün diye bir tavsiyemiz var ve bunu başarılı bir örneğini hayata geçirdik. Harika. Özellikle ikinci turda şimdi bahsettiğiniz konuyu biraz açmanızı isteyeceğiz ama ben hemen çok spesifik bir şey soruyorum. Burada maliyet avantajı veya yatırımcı için bir getiri anlamında farklılık oldu mu? Siz tabii Türkiye'de henüz bununla ilgili resmi bir düzenleme belki olmadığı için ismini sosyal olarak etiketleyemediniz ama dışarıdan bu vasıflara uyduğunu kanıtlayacak çeşitli raporlar, güvence sağlayıcılardan çeşitli raporlar aldınız diye anlıyorum. Tabii. Normal Yani ikinci çok kısa onu da görüşü ve söyleyebilirseniz memnun olurum. ikinci görüşü etki raporu, yani bütün kurallara uyumlu ilerledi. Orada Emlak Katılım Bankası da aslında bize gayet katkı sağladı. Bir başka şeyi de aktarmam lazım. Bu raporların ve bu
arkadaki işin yapılmasına UNDP aracılığıyla İslam Kalkınma Bankası'nın bir technical assistance, teknik destek hibesi de ufak bir rakam bile olsa katkı sağladı. Çünkü arkada para harcıyorsunuz aslında işte, ikincil görüşleri, avukatları, danışmanları. Yani bu olmadan da çıkabilirsiniz normalde. Bir bu önemli. İkincisi, piyasa koşullarında rekabetçiydik. Çünkü zaten bu bir şey, bir görece daha küçük bir şirket. İyi oranlarla çıktık. Ama iş zaten etki yaratıyor olması nedeniyle daha az para kazanan bir iş değildi. Zaten biz bir etki yatırımcısıyız ama finansal getiri öncelikli bir etki yatırımcısı olarak tanımlıyoruz kendimizi. Daha uzun vadede ama büyümenin paralelinde aslında, yani niye o zaman bunu yapıyorsunuz diye sorarsanız, bu iş çok büyüdüğünde daha da çok paraya ihtiyaç olacak. Yani büyüme daha çok para gerektiriyor. Ve dünyadaki özellikle etki ya da yeşil odaklı ürünlere yatırım yapan daha büyük yatırımcılar için aslında onların kriterlerine uyumlu enstrümanlar çıkarabilecek bir track record, bir geçmiş yarattığımızda aslında uzun vadede şirketin maliyetlerini, borçlanma maliyetlerini aşağına çekeceğimize inandığımız için aslında bu Doğru. yolda ilerledik. Doğru. Yani ve siz de gördüğünüz ki küçük bir şey olmasına rağmen yatırımcı ilgisi de çok yüksek olmuş. Tebrik ederim. Yani bir yenilikçi ürün ve hem de bir startup sayılabilecek nispeten küçük bir şirket tarafından böyle yenilikçi bir ürünün çıkartılması da ayrı bir katkı Yatırımcılarımıza oldu. teşekkür etmem lazım paralelde. Onları da Harika. eğer dinleyenler varsa şimdiden kendilerine teşekkürlerimi Harika, harika. O zaman hemen hatırlatayım. ikinci turda ben tekrar Seçil Hanım'a dönmek istiyorum. Burada tabii ilk turda konuşurken yeşil yıkamadan da bahsettiniz. Bu yatırımcıları yine tedirgin eden hususlardan biri yeşil yıkama. İşte greenwashing dedikleri farklı çeviriler yapabiliyoruz. Ben biraz yeşil göz boyama diyorum. Bu anlamda Seçil Hanım, sürdürülebilir finans kaynaklara erişimde bu etiketli, yeşil etiketli veya sosyal etiketli borçlanma araçlarını diğer finansal araçlarla, konvansiyonel olanlarla kıyasladığımızda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yeşil yıkamayı önlemek için genel olarak iki farklı finansal araçları, finansal aracı karşılaştırabilir miyim? Karşılaştırabilirseniz memnun olurum. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben bu soruya başlamadan Cem Bey'in anlatımlarından açıkçası üzerinde durmadan geçemeyeceğim birkaç husus oldu. Bir defa çok güzel bir seyir oldu. Hani genel strateji, mevzuat, işlem yeri, yatırımcıların hani likidite imkanlarının aktarılması, sonra da bir ihraç örneği. Şimdi sürdürülebilir finans dediğimiz aslında hani insana, çevreye, topluma, doğaya dokunan bir yerde bir şeye dokunması lazım. Bu tür bir iddiası, commitment'ı var. Cem Bey çok güzel açıkladı. Genç, küçük ölçekli işletmeler, kadınlar, kadın işletmeleri, bir sosyal temalı ihraç olması ve de kira sertifikası olması. Üstüne üstlük bunlar daha çok büyük şirketlerin uzun vadeli finansman araçları diye dünyada biliniyor. Bizde de biraz öyle aslında. Şimdi burada çok esnek, çok kendine özgü, sahaya dokunan, bunu ortaya koyan ilklerden bir ürün var. Onun üzerine konuşmak daha elle tutulur bir şey oldu şimdi. O açıdan çok güzel. Şimdi sizin söylediğiniz o greenwashing meselesi herkesin çok gündeminde tabii. Az önceki birinci sorunun girişinde biraz değinmeye çalışmıştım. Burada bir tahsisli fon kullanımı meselesi var. Çevreye ya da belli toplumsal gruplara dokunması iddiasında olan, bir etki yaratma iddiasında olan bir ürün var. Projelerin seçiminden, işte seçilen metrikleri, o süreç içerisinde o etkilerin izlenmesi, fonun sadece münhasır o yerlerde kullanıldığının kanıt temelli yatırımcılara sunulması, şeffaflık, raporlama yükümlülükleri, bunlar daha farklı yaklaşımlar. Bunların yerine getirilebilmesi hakkıyla kolay değil. Bunlara şirketlerin erişimi de belli bir maliyet gerektiriyor.
Şimdi burada tabii ekstradan kapasite geliştirme, finans zincirinde bu olgunluk, SPK gibi, borsa gibi bu kural koyucuların, politika belirleyicilerin dünyada da ülkemizde de gündemi. Bunların tabii kolaylaştırılması için az önce Cem Bey bahsetti, İslam Kalkınma Bankası tarafından Müslümanlar bir destek, teknik destek almışlar. Bazı teşvik yaklaşımları gündeme gelebiliyor. Bunu gene toplantının diğer sorularınızda da ele alabiliriz ama bu türlü kapasitelerle o danışmanlık tarafında olsun, bağımsız denetim tarafında olsun, veri sağlama anlamında şirketlerin hangi veriyi sağlaması, izlemesi gerektiğini bilmesiyle olsun, projesiyle bağlantılı baştan stratejik bir hazırlık süreciyle işin içine girmek gerekiyor. Aslında oldukça iddialı. Yani sadece finansal sağlamlık, kar odaklılık üzerinden gelişen bir finans sisteminde bir anda siz bir sürdürülebilirlik profili, çevresel, sosyal performans iddiası ile yatırımcıların önüne çıkıyorsunuz. Onun arkasını doldurmak, onu kanıtlamak her taraf için, bütün zincirdeki kurumlar için bir kapasite meselesi. O bakımdan önemli. Şimdi diğer finansal araçlar deyince sadece sermaye piyasalarından ibaret değil bu etiketli, sadece borçlanma araçlarından ibaret değil. Aynı şekilde bu karbonsuzlaşma ya da etki yaratacak, olumlu etki yaratabilecek finans sisteminde yeşil krediler, yeşil sigorta poliçeleri gibi başka ürünler de var. Sermaye piyasasının bu diğer ürünlere göre kıyasen durumu biraz daha büyük montanlı projelerin daha uzun vadeli finansmanı gibi. Mesela yeşil kredilerde işte araç alımları gibi, yani o sözleşmeye bağlı olarak daha kısa vadeli, daha esnek finansman türleri görüyoruz. Yine sigorta poliçelerinde de böyle daha düşük teşvik bağından poliçe maliyetlerin indirilmesi üzerinden geliştirilen ürünler var. Sigorta sektörünün yatırım stratejilerine risk yönetimine dahil etme süreçleri var. Dolayısıyla sadece bir ürün değil, sistemi yeşillendirme, bu greenwashing ile mücadele anlamında bir temel yaklaşımlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Teşekkürler. Seçil Hanım çok çok teşekkürler. Belki bu noktada biraz önce Cem Bey'in yeni yaptıkları Work Capital üzerinden yapılan bu ihraçla ilgili konuşurken sosyal borçlanma araçları tanımına ilişkin henüz resmi bir rehber veya düzenleme yok dedik ama burada 6 Eylül tarihinde Sermaye Piyasası Kurulumuzun görüşü açtığı iki taslak çalışma var. Dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulumuz da dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve hızlı bir şekilde de piyasalarımıza uyarlamak için çalışmalarını yapıyor. Borsa İstanbul tarafıyla birlikte. Burada Merve Hanım'a sormak isterim. Bu yeni görüşe açılan yeşil sürdürülebilir ve sosyal sermaye piyasası araçları ve sürdürülebilirlikle bağlantılı sermaye piyasası araçları, rehber taslakları bize ne getirecek, ne sağlıyor? Bu düzenlemelerin içerikleri ve genel süreçle ilgili olarak bizleri bilgilendirebilirseniz memnun oluruz. Yatırımcılar tarafından yine merak edilen önemli konulardan biri bu. Tabii, teşekkür ederim. 6 Eylül'de dediğiniz gibi yeni rehber taslakları kamuoyunun görüşüne açılmıştır. Bu kapsamda 16 Eylül'e kadar çok kısa bir sürede kurulumuza görüş ve önerilerin iletilmesi talep edildi. Bu rehber taslaklarında hem çeşitli sadeleştirmeler hem de biraz da görsel açıdan değişikliklere gidildi. İçeriğe ilişkin bilgi vermek gerekirse özellikle daha önce yeşil tahvil rehberine sosyal projelerin de dahil olabileceği sosyal ihraçlara eklendi sizin de dediğiniz gibi. Bir de daha önce yeşil tahvil rehberinde yer verilmeyen sürdürülebilirlik bağlantılı sermaye piyasası araçlarına ilişkin yeni ve ayrı bir rehber hazırlandı. Her ne kadar ana başlıklar, ihraç esasları aynı olsa da sürdürülebilirlik bağlantılı ihraçlarda ihracın temel esaslarında farklılıklar bulunuyor tabii ki. Mevcut durumdaki rehberle karşılaştırıldığında dış değerlendirme hizmetlerine ilişkin bu rehberde iki hizmete yer verildi. Bunlar ikinci taraf görüşü ve doğrulama hizmeti olarak sınırlandırıldı. İki
hizmet belirlendi. Özellikle borçlanma aracı ihracı dışındaki sermaye piyasası araçlarının ihracında da dayanak varlıkların sosyal ve yeşil projelere uygun varlıklardan oluşması vurgulandı. Kurula başvuru, özel durum açıklamaları gibi süreçte yaşanan aksaklıklar nedeniyle başvuru sürecinde detaylarına ilişkin daha fazla bilgilendirme yapıldı. İhraçlarda kolaylık sağlanabilmesi için özellikle ihraççıların dahil oldukları gruplar için örnek olarak bir holding çatısı altında var olan bir şirketin ihraç esnasında grup bazında hazırlanan çerçeve belgesinin kendi yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi koşuluyla kullanabilmesine mümkün kılındı. Mevcut rehberimizde bildiğiniz üzere Avrupa Birliği taksonomisinin kullanılabileceğine dair hükümler yer alırken ülkemizin ulusal yeşil taksonomi çalışmaları devam ettiği de dikkate alınarak taksonomi oluşturulana kadar diğer taksonomilerin kullanılması mümkün kılındı. Özellikle ihraçlarda gerçekleştirilecek fon kullanım raporlarına ilişkin detaylandırmalar yapıldı. Bunlara değinmek gerekirse yılda bir kez güncel bilgileri içeren bir rapor hazırlanması gerektiği devreye alındı. Güncelleme olması durumunda ya da önemli bir değişiklik olması durumunda bir revize rapor hazırlanması gerektiği. Son olarak da fon tamamen kullanıldıktan sonra nihai bir rapor hazırlanması gerektiği düzenlendi. Tabii ki bu hususlar vardı ama daha detaylandırılmak istendi. Bu yükümlülüğe ilişkin sürecin başlangıcı ve bitişi de netleştirildi. Fon kullanım raporları mevcut durumda olduğu gibi tamamen kullanımı sonrasında dış değerlendirme hizmeti olan doğrulama görüşünün alınması ve kamuya duyurulması gerekiyor. Sizler de biliyorsunuz. Bu kapsamda bu sürece ilişkin belirleme yapıldı ve anılan doğrulama görüşlerinin 20 iş günü sürede yayımlanması gerektiği hüküm altına alındı. Yine dış değerlendirme hizmeti verebilecek kuruluşlar arasında gerekli teknik donanıma sahip kamu kuruluşlarının da yer verilmesi sağlandı. Şimdi rehber taslaklarının yayınlanmasındaki bu süreç içerisinde çeşitli paydaşlardan görüşler ve öneriler iletildi bizlere. Birkaç noktada anlaşılmayan hususlar var. Piyasadan sorular geldiği için özellikle bunlara değinmek istiyorum. Fon kullanım raporlarının yayınlanması ve bu sürece ilişkin çok soru aldık. Şimdi bu fon kullanım raporları ihraç tavanının alınması sonrasında ilk tertip ihracı ile süreç başlıyor. Ve fonun tamamen kullanımı sonrasında hazırlanan nihai fon kullanım raporu ve doğrulama görüşüyle sona eriyor. Yani bu arada sürecin bitişi, ihraç limitinin bitmesi değil, fonun tamamen kullanılmasıyla ancak mümkün olabiliyor. Yine fon kullanım yeri raporunun doğrulanmasını her bir ihraç akabinde ya da tertip akabinde yapılacağına dair anlaşılmayan bir hususu netleştirmek istiyorum. Fon tamamen kullanıldıktan sonra doğrulamanın yapılması gerekiyor. Bu da ancak nihai rapor yani bir bakıma son raporun hazırlanmasıyla gerçekleşecektir. Bu da bizler için anlaşılmayan bir husus olduğu için açıklamak istedim. Her bir tertip sonrasında bu arada doğrulama yapılması beklenmiyor. Ayrıca doğrulamada özel amaçlı bir bağımsız denetim raporunun gerekip gerekmediği de sorular arasında yer almakta. Böyle bir rapora bağlanmasında gerek bulunmadığını söyleyebilirim. Yine en çok talep edilen hususlarda dış değerlendirme hizmeti verebilecek şirketlerin listesinin açıklanması oldu. Daha önce belirttiğimiz üzere ülkemizde taksonomi çalışmaları ve diğer çalışmalar devam ediyor. Bu aşamada herhangi bir listeleme yapmak için biraz erken olabilir ancak halihazırda zaten 20 farklı ihraççı tarafından gerçekleştirilen bu ihraçlarda 8-9 dış değerlendirme hizmeti veren kuruluş var. Yine işte ilerleyen dönemlerde bu ihraçların artması durumunda bu hususta dikkate alınması mümkündür belki bu listeleme düzenlemesinin. Son olarak sürece ilişkin bilgi vermek gerekirse her ne kadar görüşlerin iletilme süreci tamamlanmış gibi görülse de yine değerlendirme aşamaları devam ediyor. Yeşil Sürdürülebilir Sosyal Rehber daha önce aşina olduğumuz bir rehber. Ancak sürdürülebilir bağlantılı ihraçlara ilişkin rehber oldukça yeni hususlar içeriyor. Belki bu konuşmalarım sonrası izleyicilerden görüş ve öneriler gelir diye umut ediyorum. Kısa sürede sonuçlandırılması planlansa da görüşlerin değerlendirilmesi bizler için her aşamada önemli. Çok teşekkür ediyorum.
Mervan, çok teşekkürler. Önemli gelişmeler bu alanın ülkemizde de hızla ilerlemesine önemli katkılarda bulunacak diye düşünüyorum. Çok hızlı şeyi sormak istedim. Madem o yönde de sorular geldiği için, bu doğrulama hizmeti veren dış değerlendiricilere nasıl ulaşabilir ihracçılarımız? Evet, haklısınız. Burada bir listeleme, ülkemiz açısından bir listeleme olmasa da biliyorsunuz İCMA'nın verdiği listeler var. Uluslararası düzeyde çeşitli kuruluşlar var. Uluslararası sermaye piyasası diye Evet, değil mi? evet, evet. Bu listelerden ulaşılması mümkün olabilecektir. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Tabii Tamam. Borsa İstanbul tarafında da sürdürülebilirlikle ilgili uzun yıllardır çalışmalar yapılıyor. Önemli katkısı var Borsa İstanbul'un da. Sürdürülebilik endeksleri, kendi sürdürülebilik raporu bunların başında. Mevcut çalışmaları Dicle Hanım sizden duyabilir miyiz? İlave yeni gelişmeler var mı? Neler yapıldı son dönemde? Neler planlanıyor? Yeşil sürdürülebilir ve Tabii. sosyal borçlanma araçlarına yönelik olarak yürüttüğünüz çalışmaları paylaşabilirseniz memnun oluruz. Tabii. Borsa İstanbul bünyesinde sürdürülebilirlik başlığı altında ihracçıları bilgilendirmek için rehberler, endeksler, dediğiniz gibi pek çok çalışma yapıldı. Borsa İstanbul kurumsal olarak da zaten uzun zamandır entegre faaliyet raporu yayınlıyor. Ve bu konunun gelişmesini destekleyecek çalışmalarımız da halen devam ediyor. Özellikle ihracçı tarafında biraz önce de değindiğim gibi ihraç edilen bu borçlanma aracının, yeşil etiketli borçlanma aracının bir borsada işlem görebiliyor olması ya da bir borçlanma aracı endeksin içine dahil oluyor olması ulaştığı yatırımcı tabanı ve şirket reputasyonu açısından da önemli bir kriter. Biz 2024 yılı Mayıs ayında da biz sürdürülebilirlik temalı borçlanma araçları endeksini hesaplamaya başlayarak bu açıdan da Türk şirketlerine destek olmayı hedefledik. Türk şirketleri tarafından yurt dışında dolar cinsinden ihraç edilen ve SPK rehberlerine göre de SPK onayıyla sürdürülebilir borçlanma aracı veya yeşil borçlanma aracı niteliğine sahip olduğu belirlenen bu tip borçlanma araçları şu an dolar ve TL bazlı getirileri hesaplanarak endeks olarak borsada günlük olarak ilan ediliyor. Yatırımcılarımız eğer bu konuda daha detaylı bilgi isterlerse borsamız web sitesinden hem kural seti olsun, içerikteki borçlanma araçları olsun bunlara ulaşabilirler. Şu anda yürütülen proje bazında bir çalışmamız da yatırımcıların borsamızda işlem gören yeşil, sürdürülebilir ve sosyal borçlanma araçlarını yayın verisi üzerinden de daha kolay ayrıştırmasını sağlayacak ve böylece borçlanma araçları sınıflandırmasını yayın verisi üzerinden de yapabilecek bir çalışma üzerinde arkadaşlarımız emek harcıyorlar. Bu da tamamlandıktan sonra bir yayınlanan veri üzerinden de daha kolay araştırmalar ve bununla ilgili bireysel kurumsal yatırımcıların kendi sistemlerine entegre edebileceği bir veri yayını nihayetlenmiş olacak. Sektörün gelişmesi bizim de çok arzu ettiğimiz bir şey. Dolayısıyla borsa tarafından da hem ihraç ve birinci piyasasına ek olarak ikinci piyasa ve bununla ilgili destekleyici her türlü proje açısından elimizden gelen katkıyı sağlamaya gayret ediyoruz. Harika Dicle Hanım. Bu çok isabetli olmuş yayın verisinden ayrıştırılması. Çünkü çok sayıda ihraç var borçlanma araçları piyasasında. Yayın tarafında da onlarla ilgili detay bir bilgiye erişmek zor olabiliyordu yatırımcılarımız için. Kesinlikle. Bu konuda iyi bir çalışma olduğu kanaatindeyim. Tebrik ederim. Tabii Borsa İstanbul dünyada yine çıkabilir. Borsalar İnisiyatifi'nin ilk kurucu 5 üyesinden biri herhalde yaklaşık 10-12 yıl önce. O 5 borsa bugün 100'den fazla borsaya erişti. Öncü Pek çok borsalardan borsada, evet dünya borçlanma borsaları arasında. araçları konusunda da öyle. Borsamız gerçekten elektronik işlemlerin başladığı çok nadir organize piyasalardan birisi. Dünyada pek çok piyasa buna yeni yeni geçmeye başlarken biz bunu 1991 yılında gerçekleştirmiş bir piyasayız. Bununla da gurur duyuyoruz.
Kesinlikle, kesinlikle benim de birçok çevrede, derslerde de hep anlattığım bir konu. Güzel bir örnek oldu. Dünyada bu noktaya geldi şimdi. Hemen Cem Bey'e dönelim. Sınırlı vaktimiz kaldı. Konuşacak çok konu var tabii. Şimdi Cem Bey, sizin bu sefer girişim sermayesi tarafında yatırımcı şapkanızla İde Kapital'in kurucu ortağı olarak girişim sermayesi yatırımları yapıyorsunuz. Burada tavsiyenizi duymak isteriz. Sürdürülebilir borçlanma araçları özellikle yeni girişim, inovatif girişimlerin büyümesinde nasıl kullanılabilir, nasıl rol oynayabilir? Bu konudaki görüşlerinizi ilk turda başlamıştınız. Biraz daha detaylandırabilirseniz memnun oluruz. Memnuniyetle. Bizimki gibi ekonomiye ve popülasyona ya da koşullara sahip ülkelerde girişim sermayesi yatırımcısı olmak gayet zor ve riskli bir iş aslında. Ve dinamikleri batıdaki venture capital ya da girişim sermayesi yatırımcılığından bize göre daha farklı. Yaşanılan sorunlardan bir tanesi, eğer yaptığınız girişim Türkiye'de ağırlıklı olarak büyüme ya da Türkiye gibi ülkelerde büyümek durumundaysa temel büyüme problemi bütün KOBİ'lerde ya da girişimlerde olduğu gibi finansa erişim olmaya başlıyor. Access to finance. Ve yine bizimki gibi ülkelerdeki problemlerden biri işte bu kalkınma finansmanında ya da impact dünyasında missing middle diye adlanan şey, ortadaki boşluk ilk büyümeyi sağlıyor. Yaklaşık işte 5-10 milyon dolarlık değerlere ulaşıyor. İşte 1-2 milyon dolarlık işlem hacimleri ya da işte gelirler elde etmeye başlıyor. Ama o geliri 20'ye, 50'ye, 100'e, 200 milyona dolardan bahsediyorum bu arada. Çıkarma noktasında o büyüme için gerekli olan finansmanı bir türlü bulamıyor girişimler. Çünkü o finansman aslında Batı'da önce birkaç seri yatırımla, ABCD yatırımlarıyla her seferinde işte gene dolar olarak 3, 15, 45, 150 milyon gibi rakamlarla sermaye tarafında büyüme sağlayabilirken aynı zamanda venture debt dediğimiz bir piyasa, yani girişim borç piyasası diye bir başka dikey var. O dikeyde de bu girişimlere aslında doğrudan borç sağlayan fonların olduğu bir piyasayla da aslında borçlanarak da büyüyebiliyorlar. Türkiye'de bu örnekler de yok. Dolayısıyla bir girişimin dünyadaki örneklerinde olduğu gibi yaklaşık işte bir 6-7 yıllık bir dönemde sıfırdan başlayıp yılda 200, 300, 400 milyon dolar cirolar, gelirler elde eden bir boyuta ulaşabilmesi Türkiye gibi pazarda çok çok zor. Bir zaman buradaki kilidi aslında sermaye piyasaları aracılığıyla açabileceğimizi düşünüyoruz ve bunu da birinci örneğini yaptık. Portföyümüzdeki diğer şirketlerimiz de aslında bu iş modeline uyumlu şirketler. Dolayısıyla planımız önümüzdeki aylar ve yıllarda ardı ardına aslında bu enstrümanı kullanarak büyümeyi sağlamak. Şöyle bir örnek vereyim. İşte bu birinci sukuk, yani birinci kira sertifikasıyla Work Company gelirlerini dörde katladı demiştim. Şimdi ikinci süreç geliyor. Orada da ben olumlu dönüş alacağımızı düşünüyorum. Planlar bir dörde daha katlamak. Yani 24 ay içerisinde bir işletme gelirini 16 kat artırıyor. Ve bu 16 kat arttırmayla aslında yaklaşık 140-150 milyon dolarların üzerinde ciroya para hale geliyor. Ve daha büyümeye devam edecek. İşte bunu yapabildiğimizde aslında dünya ölçeğinde başarılı şirketler yaratabilir hale geliyoruz. Ki zaten bu boyutlara ulaşıldığında, hani 150-200 milyon dolarlar, cirolar ulaşıldığında artık halka arz içinde nitelikli bir halka arz içinde aday şirketler yaratmış oluyoruz. Dolayısıyla bu strateji ve bu yöntemler bizim aslında girişim sermayesi yatırımlarıyla para kazanmanın zor olduğu bir piyasa olan ülkemizde aslında bu enstrümanları doğru kullanarak çok iyi getiriler elde edebilecek bir stratejiye dönüşmüş durumda ve bu yönde de ilerliyoruz. Gayet de memnunuz. Bir gözlemimi dile getireceğim. Sermaye piyasalarımız dünya ölçeğinde küçük. Ama küçük olması aslında bazı avantajlar da yaratıyor. Örneğin Work Company gibi küçük bir şirketin arkadaki prosedürleri yerine getirme şartıyla, yani auditleri, ratingleri aslında kolay bir iş değil. O tarafta zaten biz girişimlerimizin hepsine bu hem know-how hem desteği sağlıyoruz. Yani bir venture capital fonunun normalde yapmadığı şeyler bunlar. Ama bu süreci tamamlayarak aslında aradaki o venture debt ve belki birkaç seri sermaye yatırım sürecini bypass edip doğrudan sermaye piyasaları aracılığıyla aslında borçlanabilir bir aşamaya
atlatmış oluyoruz şirketlerimizi. Bunu Amerika'da, İngiltere'de ya da gelişmiş piyasada yapabilir miydik? Arada diğer o dikeylerdeki bahsettiğim venture debt ve sermaye erişim zaten kolay olduğu için bir ihtiyaç kalmayabilirdi. İkincisi sermaye piyasa gözlemim, yanlış olabilirim. Gözlemim sermaye piyasaları da bu tür enstrümanlarda yani 3 milyon, 10 milyon, 15 milyon dolarlık rakamlar aslında kimsenin bakmadığı rakamlar. Yani geçen hafta Londra'da bir private debt konferansında işte Hollandalı bir şey real estate şirketi 100 yaşında bir şirket. Biz özel borçlanma yoluna gitmek zorunda kaldık. Hani 200 milyon euroluk bir borç aldık. Çünkü Eurobond piyasasına çıkabilmemiz için en az 500 milyon dolar yapmamız gerekiyordu dedi. Şimdi bizim bu boyutlara ulaşmamız daha çok zaman var ama piyasamızın kendi küçüklüğü aslında başka bir boşluğu doldurur hale geldi. Doğru. Bu taraftan da seviniyorum. Özetle gözlemlerim bunlar. Harika, harika. Emeklerinize sağlık. Önemli katkılar oldu gerçekten. Çok kısa son sözleri ben almak isterim sizlerden. O da öneriler. Malum dünyamızın bu sürede bir kalkınma amaçlarına erişmesi için topyekün hem sosyal tarafta hem yeşil tarafta ekonomik ve yönetim tarafında dönüşüme ihtiyacı var. Bu dönüşüm için de finansmana sermaye ihtiyacımız var. Biz bu sermaye ve finansmana erişimi nasıl kolaylaştırabiliriz? Bu sürdürülebilirlikle ilgili finans kaynaklara erişimi nasıl kolaylaştırabiliriz? Ölçeklendirebiliriz Türkiye'de, dünyada. Yani çok somut birkaç öneride bulunabilirseniz çok kısa kısa memnun olurum. O şekilde panelimizi tamamlayacağız. Son 2 dakikamız. Tamam. O somut öneriler belli başlıklar var. Örneğin bu ek maliyetlerin konuştuğumuz bu raporlama olsun, bir takım doğrulamaları alma olsun. Belli fonlar üzerinden kamu destekli ya da kalkınma finansmanı kuruluşlarının destekleyebileceği belli fonların beraber kurularak takviye edilmesi ihraççı maliyetlerinin. Bu tür yaklaşımlar dünyada var, ülkemizde de yapılabilir. Sonra kurumsal yatırımcıların ve sigorta şirketlerinin yatırım stratejilerinde işte sorumlu yönetim yatırımları, sigorta şirketlerinin sosyal fonların bu tarafa yatırım yapmak, finansman sağlamak konusunda strateji geliştirmesi, vergi teşviği elbette yatırımcı tarafında, ihraççı tarafında şeffaflık, güven unsurunun beslenmesi için hem uluslararası yatırımcılara karşı hem içeride taksonomilerin hızla devreye girmesi. Sonra o ihraç verisi, bu da önemli bir ihtiyaç. Borsanın o girişimin olgunlaşmasına memnun oldum. Ardından Türkiye Yeşil Fonu gibi bir inisiyatif oldu biliyorsunuz. Dünya Bankası, TSK ve arkasından kurulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu. Burada da az önceki o venture debt, venture capital, yeşil finansman tarafında büyüme potansiyeli olan şirketlerin finansmana erişiminde bir fırsat büyüme kapısı olabilir. KOBİ'lerin piyasaya erişiminin desteklenmesi yine bu çerçevede işte bu konuştuğumuz örnekler çerçevesinde değerli gene. Dijital platformlar, yatırımcının erişiminin kolaylaştırılması, borsanın yapmaya çalıştığı ya da bu bireysel şey önemli. Borsada gene özel bir pazar oluşturulması, buraya dedike. Yani sadece alım satım pazarının olması değil de buraya dedike bir pazarın olması, likidite sağlanması. Ama bunun için de tabii ihraç çokluğu lazım. O da ayrı bir konu. Çok Bunlar teşekkürler. benim şeylerim, Sayfınız önerilerim. harika. Harika. Tamam. Merve Hanım, çok kısa alabilir miyiz sizden varsa seçilen çok şeyi kapsadı gerçi. Evet, Seçil Üstadım bayağı kapsamlı değerlendirdi konuyu. Yani sadece aslında ben de şu açıdan değerlendirebilirim. Sadece düzenlemeler ya da verilen teşvikler çok yeterli olmuyor biliyorsunuz. Bireysel anlamda da tüm dünyanın sürdürülebilirlik konusunda farkındalığının arttırılması ve bunu günlük hayatımıza oldukça entegre etmemiz, bu bilinçte bir kaygıların azaltılması, tüm bireylerin en azından sürdürülebilir yatırımlar yapan ihraçları desteklemesi oldukça katkı sağlayacaktır. Tabii daha kolaylaştırıcı düzenlemeler, daha çok teşvik, en önemlisi farkındalık yaratacak daha çok bilgilendirmeli söz konusu yatırımların finansmanını kolaylaştıracağına inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Dicle Hanım.
Ben de başarılı örneklerin artması ihraççılar için çok önem taşıyor. Bunu önemli vurgulamak istiyorum. İhraççılar buradan gerçekten daha geniş bir uluslararası hatta yatırımcı tabanına ulaşabileceklerinin farkına varırlarsa bu konuda daha istekli olabilirler. Tabii bizim ikinci piyasa açısından da çok sayıda artan ihraç adedi ve artan ihraç tutarlarını önemsiyoruz. Çünkü adedin yanı sıra ihraç tutarının da büyük olması ikinci piyasa için önem arz ediyor. Burada birinci piyasa ve ikinci piyasa birbirini destekleyen ve aslında birbirinden beslenen unsurlar. Ne kadar büyük bir birinci piyasa olursa ikinci piyasa da o kadar işlem hacmi Kesinlikle. açısından büyüyor. Dolayısıyla bu sistemin iki tarafı da gözeterek atılan adımlarda organize adım atılmasını diliyoruz. Teşekkür Çok ediyorum. teşekkürler. Cem Bey. Ben de öncelikle yatırımcılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu enstrümanları satın alan. Daha sonra destekleyici ve kolaylaştırıcı önlemleri ve işlemleriyle SPK'ya. Sonra da bizle birlikte mesai harcayıp bu enstrümanın ihracında bizle birlikte yol alan diğer ihraççı şirket ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Ben de bu vesileyle kapanışı yaparken o zaman bütün değerli panelistlerimize, her birinize çok 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 teşekkürler ediyorum. Aynı zamanda Türkiye Sermaye Piyası Birliği, SPK, Borsa İstanbul bu organizasyonun gerçekleşmesine emeği geçen bütün taraflara da teşekkür etmek istiyorum. Bizleri de burada davet ettikleri, ağırladıkları için. Umarım herkes için verimli ve keyifli bir panel olmuştur. Teşekkür ediyoruz.